Kanalıma hoş geldiniz. Bugün keşle erişte pişirecektim. Videosunu sizler için hazırlamak istedim. Evet, bu görmüş olduğunuz keş salamuraydı. Böyle bu şekil önceden ıslatıp fazla tuzunu alıyoruz. Önümde görmüş olduğunuz tenceredeki su kaynayınca da hem fazla tuzunun çıkması hem de yumuşaması için kaynatmaya bırakacağız. Bolu, Gerede, Karabük tarafı bu keşi biliyor. Başka hangi yöreler biliyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet keşler suya atıldı. 4-5 dakika kadar kaynasın. Hem yumuşar hem fazla tuzu çıkar. Diğer tencereye de erişte suyunu koymuştum. Şimdi geçelim diğer tencereye. Evet su kaynamak üzere gördüğünüz gibi eriştenin suyu. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. O kaynamaya hazır. Şimdi erişteleri ekleyebilirim. Ev yapımı erişte gördüğünüz gibi. Hazır değil hazır olsaydı bir kaşık tuzunu da ilk baştan koyardım. Ev yapımı erişteye biz ilk baştan tuz koymuyoruz. Tuzunu en son pişeceğine yakın ilave edeceğim. Birazdan pişmesine yakın onu da göstereceğim. Şöyle iyice dalana kadar yani suyu kaynayana kadar bir iki kez karıştırıyoruz. Zaten birbirine yapışma olmaz. Ev yapımı olduğu için biraz da yağ ilave ettik. Gördüğünüz gibi kaynaması bayağı hızlandı. Evet kaynaması hazır. Altını orta ateşe alıp şimdi keşlerimizi süzdüm. Gördüğünüz gibi rendelemek isteyen rendeleyebilir. Önceden ıslatıp bekletip dolaba koyanlar rendeliyor. Ama şimdi benimkiler yeni haşlanıp sıcak sudan çıktığı için Rendelememe gerek yok. Bu şekil ince ince doğuruyordum. Evet bıçakla. Gördüğünüz gibi sıcak da olduğu için yumuşak. Bunu yumurtalı sabah kahvaltısına kavurunca da çok güzel oluyor. Böyle yine sıcak suda haşlayıp doğrayıp yumurtalı kavurunca da bizler seviyoruz. Evet şöyle elle de biraz ufalayıp keşimiz hazır sayılır. Evet şimdi geçelim eriştemize. Eriştemiz de hazır. Hemen tuzunu ilave edelim. tuzuyla da şöyle bir iki kez karıştırıp bir iki dakika ocakta tutmak yeterli. Suyunu süzüp onu hazırlarken diğer tenceremize yağımızı alalım. Evet biraz sıvı yağ, biraz tereyağı veya margarin ne seviyorsanız ne varsa ekleyebilirsiniz. Yağını ben biraz fazla hazırladım. Ev işte çünkü bir tencere oldu. Anca yeter gibi. Evet yağımız orada hazır olana kadar şimdi biz diğer tenceremizi hazırlayalım. Şöyle bir iki defa daha şöyle bir alt üst edelim erişteyi. Gördüğünüz gibi yapışma yok. Tane tane. Soğuk suya da tuttuğum halde durdukça erişte kendi kendini ısıtıyor. Hemen soğumuyor. Evet şimdi keşleri tenceremin üzerine bu şekil döktüm ve şöyle bir düzeltelim üstünü de. Şimdi baharat seviyorsanız istediğiniz baharatı katabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiçbir şey katmayabilirsiniz. Hafiften şöyle biraz ben pul biber gezdirdim. Evet kızgın yağımızı sesi duyuyorsunuz. Böyle gezdiriyoruz. Evet yağ az geldi gibi biraz daha hazırladım. Gördüğünüz gibi coz coz ses gelene kadar bu şekil. Teşekkürler izlediğiniz için. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum.